Meyve de aldım. Gerekli yerlere de gittim. Kızdı. Gel yanıma gel. Gel. Bak ekmek de aldım kendime. Aferin. Evet. Gereken yerlere nereye gittim? Merhaba Nurcan abla. Hoş geldin. Nasılsın ablacığım? Az önceki beni evidik okuru yeni açlatmaya çalışanı açlattım. Haddini bilmiyor. Ne kadar saygısızlık bu. Kardım ne dedi bu? Ne? Zaten fazla kalmayacağım. Zaten Gündür hanımefendiye şu an işten dönmüştür. Ben de gereken işlerim vardı. Çağrıldık Zeynep hanımefendiyle. Yani şöyle çağrılmadık. Çağrılmadık ama daha önceden vermiş olduğum şeylerden dolayı o şekilde şey oldu. Evet. Nasılsın? Güzel mi? Ay inanmıyor ya. Gerçekten. Ha şey mi? Çok güzel hayatım. Baksanıza. Maşallah, maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Ha. Ay kız şunu şey yapmışım, unutmuşum. Ah şimdi oldu kız. Görüyorsun değil mi? Sevgili Aruşka Kraliçem. Aa, ne kadar güzel. Ne güzel kız. Anlamadım. İki elim yakanda. Ne kadar acı çekersem çekeyim, senin hakkında gidip bilgiler vermekten bir anda iyileşiyorum. Mahlukat seni. Tamam? Beğendiniz mi mincomu? Mincom yuvarlak mı? Övelik mi duruyor? Övelik zaten benim şeyimdi. Mesleğimdi, tekstildi. Nasıl? Beğendiniz. Güzel. Madem beğendiyseniz güzel. Yani. Tekstil overlock ustası mencumu. Ay ne kadar güzel bunlar. Yelpaze gibi. Yelpaze gibi efendim. Gerçekten. Miktarını söylemeyeceğim. Aa.
giymiş. Ayfe'nin mınçoma demiş ki ne balamaz mınçosu gibi demiş. Bendeki mınço şeydi ne derler? Jennifer Lopez'di. Ya. Ay bakalım efendim şey gelmiş mi? Gündür hanımefendi dönmüştür herhalde. Saat kaç? İşten çıkmıştır. Bir arayayım da ondan sonra Zeynep Hanım da. Zeynep, seviyorum seni. Dobre kadınsın kız. Herhalde ki. Bizde yanlış yok. Bizde yanlış yok. Biz neyse onu söyledik. O kadar basit. Lay 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 lay. Geldin mi? Yayını kapatacağım. Ben de yeni geldim. Aşkım benim. Fulya, Fulya, Gündür'ün bokunu yiyeceksen 3 kere sanal alemde diyor. Görüştüm diyor. Ve hala sen bana ulaşamayacaksın. Tamam mı? Seni bugün terk ettim ben onu. Terk ettim onu. Niye uğraşıyor kadın? Fulya mı? Fulya kalkmış. İnci ile benim aramı bozdu. İnci bana küfür etti. Dolduruşa getirdi. İnci'yi. İnci bana küfür etti. Ben can sağ olsun abla dedim. Geçiştirdim. Ondan sonra Feride'den 2000 TL para istemiş. Feride geldi bir sinirli, agresif. Gelsene Günür 2 dakika. Yok. Tamam buradan konuş. Tamam buradan. Ondan sonra Feride geldi. Ben Yeliz'le beraber, Yeliz benim konuğumken. Şey geldi, Yeliz geldi. Aman Feride geldi. Ondan sonra dedi ki ne? Ben de Yeliz'e işte bağırdı. Ya yani bağırmadı da 3 kişiye sinirlendi. Şey Feride. Ya 3 kişiye sinirlendi, adını vermedi. İsimlerini vermedi. Bu oğlu hastanedeymiş. 2000 TL istemiş bundan. Sonra gurur meselesi yapıp timsah gözyaşı döküp ondan sonra kendi kendine yayınlar açıyor, ediyor işte. Ağlıyor, ediyor bilmem ne. Ben diyor işte ya Sibel'e göndereceğim diyor 2000 TL'yi ya da Zümrüt'e göndereceğim. Ulan Feride geldi de 3 tane arkadaşını ezdi. Senin çocuğuna, benim annemin babamın hayrına ben ona gönderdim. Bunu kim ortaya çıkarttıysa 3 tane arkadaşını ezdi. İsim vermeden. Sonra benim aramı şeyle bozdu. Doldurdu. İnci ablayı. İnci abla bugün bana şerefsiz, adi, köpek, nankör, haram olsun. Ne? Niye diyor öyle? Niye sana onları söylesin? Fulya'yı çok seviyormuş. Fulya... Ne? Öyle demesine gerek yok ki, sevsin yine Fulya'yı sevecekse. İşte ama Fulya doldurdu. Fulya... Fulya doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Sevebilirsin ama kalkıp da hani ben biliyorsun Günür ekmek yediğim şeye ihanet etmem. Hani ne olursa olsun bende nankörlük yoktur. Gerek Yeliz, gerek Feride, gerek işte İnci abla bana neler neler dolduruşa doldurmuş kadını. Kadın bana neler neler. Ay Günür inanılacak gibi değil ya. Gerçekten. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
Ben gene alttan yazdım, dedim ki ne? Canın sağ olsun abla dedim. Daha ne diyeyim? Ondan sonra da kalkıp da yayın açılıyor dün. Diyor ki ne? Evet, ben kendi çocuğumu diyor sanal alemde kullanıp diyor para şey yapacağım diyor. Evet, yayın açıyor, söylüyor bunları. Ondan sonra da şeyde timsah gözyaşları döküyor. Kendi kendine yayın açıyor. Tamam mı? Ama eğer bak, o Yeliz var ya, Yeliz ne Zeynep gerçekten yani şey, Feride'nin bir anda girişi. Hani Feride'ye de şöyle hak veriyorum. Feride'ye. Feride yaptığı iyiliği başa kalkmaz. Ben diyor ki ne? Üç arkadaşım size yakıştıramadım. Ulan parayı gönderen benim ona diyor. 2000 TL'yi diyor. Tamam mı? Ha. Bu da diyor ki ne? Kendi kendine gurur yapıyor, pancar kafa. Ben diyor o zaman ya Sibel Faysal'a diyor ya da Zümrüt'e göndereceğim diyor. Feride geldi. Yeliz'le beraber Yeliz konuğumdu. Şey yaptı. Bu. Ondan sonra Yeliz'e orospu Kelav dedi. Kelav dedi. Yeliz'e Kelav dedi. Başta bak, ağzımı toparladım. Ağzımı toparladım. Bunu YouTube'ya atacağım çünkü. Girer girmez bela andı ve Yeliz'e Kelav dedi. Yok, yok. Yeliz'in Kelav olduğu. Ben neyim Gündür? Ben de Kelav'ım. Evet. Tamam. Tamam. O zaman Kelavlık da suçlaması, Yeliz'i bela anması kafadan girişte yaptı. O zaman birisi sana gelse bunu, Yeliz'in ağzından bir şey çıkmadı Gündür. Bana İnci ablaya bak, tekrar söylüyorum sana. Eğer yemin ederim sana, eğer İnci ablaya karşı beni doldurup da İnci abla bana, yani burada konuşamıyorum, bunu özellikle şeyi atmak istiyorum. Veya sesi kısayım, bu kelimeleri söyleyeyim, dur. Şey, pancar kapağı doldurdu onu. Benim diyor ipler diyor benim elimde diyor. Ben istesem ince sana diyor gönderir diyor. O benim elimde, ipler benim elimde diyor. Ben para peşinde değilim ki ne? Evet. Butma delik yaptı bana İnci abla. Ben yine alttan yazdım, dedim ki ne ona? Canın sağ olsun dedim abla dedim. İlginç bir durum, çok ilginç bir durum. Başka ne diyor? Ben o şeyle mi görüşüyormuşum? Onda öyle mi diyor bu karı? Ha. Ona da gelelim. Ondan sonra şey yapacağım. Şimdi beni senden uzaklaştırmak amacıyla kaç kere benim yayınıma konuk oldun, açıklamaları yaptın. Görüşebilirsin. Ben bunu defalarca kez videolarımda söyledim. İnsan her gün, insan her gün. Ha. Ha. Niçin ve neden? Ben çok merak ediyorum. Ben de aynısını söyledim. İsteseydin görüşür dedim. Yani ben bile tepki göstermemişim. Şey yapmamışım. Hakkı her insan aynı her gün aynı yemeği yemez. O kadar menajer kolleri geliyor. Bebek gibi karıları oluyor mesela. Ama şebek gibi olan ben kendimden bahsedeyim. Lubunyalara geliyor veya gacılara gidiyor. Yani ondan dolayı.
Ama görüşmediğini iddia ediyor diyorum. O beni senden soğutmaya çalışıyor, tamam mı? Diyor ki altın taş pırlanta. Seni kaç kere ben evet diyor. Bir de 500 de 1.000 euro göndermişsin ona. Çıkardın Sibel ya. Bıktım senin getirdiğin insanlardan ya. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Yalan söylüyor. Uğraşamayacağım. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Sen kaç saatten beri yayın yapıyorsun? Dayı, bitmedi mi yayın? Ben şimdi şeyden geliyorum hayatım. Zeynep hanımefendi ile ilgili bir şeyimiz vardı. Onu burada açıklamayacağım. Şurayı kapatayım, ondan sonra konuşacağım seninle. Efendim, buyurunuz. Gündür hanımefendi burada defalarca kez konuk oldu. İsteseydi ben zaten sevinirdim, mutlu olurdum. Hanımefendi diyor ki ben o diğer hanımefendinin ismini vermiyorum. Prim amaçlı vermiyorum. Ama Gündür'ün adını veriyorum. Diyor ki 3 kere diyor, 3 defa diyor, sanaldan görüştük diyor. Bursa'da diyor, biz karşılıklı yan yana gelmedik diyor. Altın pırlantaymış, yok 500 dolarmış, yok 1.000 dolarmış. Yani şey, sen hal istasyon yaşıyorsun. Valla billaha bak. Ne iş yaptığımı sordu. Ben de dedim temizlik işi yapıyorum dedim. Ondan sonra kayboldu. Temizlik işi yapıyorum dedikten sonra üçüncü görüşmemizde ne iş yapıyorsun dedim. Dedim temizlik işi yapıyorum. Bak kayboldu. Ha. İyi hadi. Ben biraz konuşayım, sana döneceğim. Buyurun. Demek ki Yeliz'in Zenobi'nin burada Gündür kısaca ne iş sordu, ne iş yapıyorsun demiş, buna sormuş. Eğer şeyini de soraydın kız, aldı maaşı. Ha? Soraydın ya. Aa, keşke unuttum acaba. Unuttum acaba sormayı. Yoksa aklına mı gelmedi İnce abladan dolayı? O bana kötü cümleler konuştu, o İnce abla. Ben nankörlük yapmam. Ekmeğini yedim. Ama sen onu doldurdun, bana hakaretler yağdırdın İnci'ye. Ama unutma. Bak, Zeynep'le ben bir yere gittim. Tamam mı? Zeynep'le ben bir yere gittim. Yemin ederim, bakkaldan, tekelden almış olduğum 15 dakikalık bakkal cesaretine, tekel cesaretine sığınıp da konuşursam namerdim. Bu konuda ben çok ciddiyim. Sana diyorum Fulya. Sana diyorum. Sen benim hayatımdan çıkacaksın. Çıktın da çıkarttım seni. Tamam? Bak. Gündür'e sormuşsun. Ne iş yapıyorsun? Kadının ne iş yaptığı seni ilgilendiriyor mu? Altın taşı iftira attın. 500 lirayı iftira attın. 1.000 TL'yi iftira attın. Hı? Sırf Gündür'le konuşmayın diye. Değil mi? Bugün de Yeliz'de kalkıyorsun. Yok kelav diyorsun. Yok bilmem işte bela anıyorsun. Timsah işte o Feride gelip orada yanlış yaptı. Orada yanlış yaptı aslında bakarsan.
Daha o kayıtlar bende. Feridesin Naci'yi alıkıyor. Kafası gelip gidiyor. Sen bir ara bir videonda söylemiştin. Siboş dediğin kayıt bende. Tamam. Ama ben kimse gibi o kaydı yayınlamam etmem. Sen dedim bana. Evet. Feride oradan ağırlıkıyor. Serbest. Kafası geliyor gidiyor. Diyen sensin. Feride gelip burada annemin hayrına, babamın hayrına ben 2000 TL göndermişim. Ona 5000 TL sonradan göndermişim diyerekten. Onu da Zenübe'den duydum 5000'i. 2000'den haberim var. Çünkü pancar kafa söyledi bana. Yani şimdi işimiz gücümüz yok. Şirket kurduk buraya. Hayali şirket kurduk. Tamam mı? Ha. Ondan sonra ben 2000 TL istedim. Kadın geldi burada sana dedi ki ne sus. Yeliz'i mort etti. Beni mort etti. Utanmaz kadın. Utanmaz pancar kafa. Ha, biz sustuk orada. Konuştu. Daha sen Tim Zeynep'e çıkarttı senin o ikinci 5000'ini. Benim haberim yoktu. Bana ne? Bana ne? Evet, Feride için na içen, Naciye içen sensin. Ben de söyledim sana. Kadın orada Naciye içiyor, kırmızı odada. Evet, yasal orada. İstese Gülnur da orada lıkabilir. Zümrüt de lıkabilir. Yasal. Bakkaldan peynir ekmek gibi al. Bana demedin mi? Kafası gidip geliyor bunun. Haklısın Sibaş. Gerçekten. Ne oldu? Geldi gene seni burada şey yaptı o Feride. Neyse. Feride ben seni engelliyorum. Tamam. Seni engelliyorum. Bunu da engelliyorum. O İnci'yi de engelliyorum. Bundan sonra göremeyeceksiniz yayınlarımı. Seda seni de engelliyorum. Bana yapmış oldun o cümleden dolayı. Ben eğer mıncımı kolletiyorsam sen benim pizme karışmaya hakkın yok. Ki ben sana yazmadım. Pancar kafa yazdı sana. Ne kadar böyle gündeme gelmeye, ulan gündeme gelip de size madalya mı takıyorlar? Şey mi veriyorlar size? Ne derler? Oscar. Oscar ödülü mü veriyorlar size? Neyin peşindesiniz siz? Ha? Çeteleşme. Siktirin gidin hadi. Yok yok aman aman. Zaten bunların sicillerini okudum ben. Bana sen dedin. Feride'nin aklı gelip gidiyor. Tamam. Kırmızı odada. Kraliçe. Na içmeden. Ben nasıl içmeden menajer kolisi alıkamıyorum. Orada da o serbest Naciye teyzesiyle görüşüyor Feride. Bunu ben söyledim. Sen de bana kalktın. Aa haklısın. Kafası gelip gidiyor dedin. Kadın geldi bugün sana. Ne dedi? Üç tane arkadaşını bozdu.
Yeliz de benim konuğumdu. Diğer üç kişiyi de açıklamadı. Ne yaptım? Hayra sıçtınız dedi. Size ne dedi? Sen bana İnci ablaya bana küfür ettirdin. He? Alışmışsınız. En ufak bir şeyde hikayenizde, storynizde, bilmem neyinizde. Siz kendiniz Sibel Baysal mı zannettiniz? Sibel Baysal'ın her payı binlerce izleniyor. Elinizde ne geçiyor? O kadına o seni seviyormuş. Tamam, sevsin. Söyledi bana. Adi dedi bana, şerefsiz dedi bana dedi. Her şey söyledi bana. Nankör dedi. Haram olsun dedi sana dedi. Bilmem neyi dedi. Ben dedi Fulya'yı seviyorum. Sen de Fulya sana her konuda destek oluyor dedi. Moral olarak da. Siktir git Nurcan mısın nesin? Ses yokmuş. Git götünü siktir de amına siktir de ses gelsin sana. Sanki ben burada bilmiyorum. Hadi lan! Dangalar! Şunu da bir engelleyeyim. Sanki ben bilmiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Başka da bir şey demiyorum. Tamam. Söyleyeceğimi söyledim.